Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak icadı aziz eylesin. Bizi burada beraber kıldığı gibi orada da enis ve yoldaş eylesin. Birbirimizi unutturmasın, birbirimize sahiplendirsin inşallah. Size bir Kur'an'dan bir yer okuyacağım ama ondan önce bir hayal kurmanızı isteyeceğim. Söylediğimi yapın. Böyle belgesel görmüşsünüzdür. Dünya boşlukta dönüyor. Galaksi. Bir galaksi hayal edebilir misiniz? Galaksi. Boşluk böyle. Baş döndürücü yıldızlar. Onun içerisinde bir dünya var. Böyle bir galaksi var. Eğer yapabilirseniz istifadeniz fazla olur. Bir galaksi var. Ortada bir böyle nokta gibi güneş var. Ufak yani. Onun etrafındakiler gözükmüyor ama biraz büyütürsen galaksiye göre. Biraz büyüyor dünya. Böyle boşlukta, zahirde baktığın zaman sergerdan gibi, başı dönmüş gibi dönüyor. Dünyanın yerini anladık mı orayı? Anladıksa bundan sonra kolay. Şimdi böyle bir yerdeyiz. Korunaksız zahirde, kontrolsüz zahirde, neyin ne olduğu belli olmayan bir galakside. Yani baş döndürücü o sistemin içerisinde değil dünya, güneş sisteminin bile yeri yok. Bu beşerin bahsettiği 200 milyar yıldızın olduğu kümeye galaksi diyor. Böyle galaksilerin toplamı bizim bilgimize göre diyor 200 milyar tane varmış. 200 milyon galaksi varmış. Bu bahsettiği, fenin bahsettiği galaksi Samanyolu 7 kat semanın semai dünyaya ait. 7 katın birinci katı 7 katın birinci katı 7 kattır. 7 katın bir tanesi işte bu bahsettiği 200 milyon galaksi. Her galakside 200 milyar yıldız. Onların içerisinde bir yıldız güneş ve güneşin etrafındaki 12 tane seyyare, bir tanesi buhar, bir tanesi kütlesel, diğerleri gezegen olarak bulunan, onların söylediğini söylüyorum. Ustad 12 seyyare diyor 1926'da. Böyle bir Samanyolu galaksisinde oturuyorsunuz, oturuyoruz şu anda. Şimdi böyle bir zahirde tabii. Kontrolsüz, neyin ne olduğu belli olmayan, kimin eli kimin cepte olmayan bir sistemde oturuyoruz. Peki böyle bir dünyada ne, nereye göre nedir? Yani doğruluk ölçüsü nedir ya? Yani bu doğrudur, bu yanlıştır, bu iyidir. Yani insanı tamam, gençler telefonunuzu kapatacaksınız abiler. Hepiniz telefonunuzu kapattın. Şimdi bu konumda doğrunun yanlışın, hakkın ve batılın nasıl bileceksin? Neyle bileceksin yani? Bir de insanın doğuşuna bakın. Geçirdiği serüvene bakın. Yaşadığı dünyada da kontrolsüz bir dünya. Ne zaman kanser olacağımız belli değil. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Her an ölüme aday olan bir insanız. Her an. Her an başımıza bir şey diyor. Hemen kalp durur ya. Bugün kaç kişi mesela ölüm haberi aldı? Hiç beklemiyordu. Gidişete bakalım, ondan sonra okuyacağım. Nereye giriyoruz? Bak, gelişe bak, gidişe bak. Hep böyle bir toprağın altına gidiyor. Yani bir üzüm tanesi yediriyor, 10 tane tokatlıyor. Neresinde memnunsun ki? Yani hayat kontrolsüz. Zahiri anlatıyorum. Bilinmezler içerisinde, kontrolsüzlükler içerisinde. Yani bizim kontrolümüzde hiçbir şey yok. Ne hangi organımız hakimiz? Nefesime mi hakimiz? Hangi doğruları sence doğrudur? Nereye göre doğrudur? Ne nedir nereye göre? Diyor ki, ayat-ı Kur'aniye, şimdi böyle bir fezai dünyada, kontrolsüz bir alemde, zahirde,
kendi başına dönen bir şekilde gezegende bulunabildik, bulunduk. Doğrular nedir ya? Bizi memnun edecek ne olabilir ya? Nasıl tatmin olacağım yani? Ben beka istiyorum, efendi deyim. Ölmek istemiyorum, her an ölecek adayım. Ya belli de değil bu işin ha. Ucu da belli değil. Hiçbir şey kontrolde değil, zahirde. Kimin kalbi kontrolde? Kim emin hayattan? Yani nasıl eminsin? Nerede eminsin ya? Nereye güvenin? Güvenecek hiçbir şey yok. Böyle bir potreyi çizdim. Böyle bir zamanda dinler ne iş yapıyor? İşlevine bakın şimdi. Emir. Yap. Yapma. Vaat ediyor. Emrediyor. Nehyediyor. Rağbet ettiriyor. Korkutuyor. Zecrediyor. İrşat ediyor. Böyle bir kitap. Şimdi insanı tanımlıyor. İçsel alemi yani karaciğer böbreği değil. Semavi kitaplar insanın ruhunu tanımlıyor. Bu budur. Bu da budur. Bu böyle değil. Peki sorar insan. Nereye göre nedir? Yani isabet ettiğini nereden bileceksin ki? Kur'an'ın isabet ettiğini nereden biliyoruz? Dinlerin isabet ettiğini nereden biliyoruz? Kur'an var. Kur'an'ın doğru olduğunu nereden biliyoruz? Kur'an'ın doğru olduğunu nereden biliyoruz arkadaşlar? Ne dersiniz böyle bir cümleyle? Kur'an'ın doğru olduğunu nereden biliyoruz? Tamil midir? İspat edilmiştir. Kerameti vardır Kur'an'ın. Kur'an'ın doğru olduğunu nereden bileceğiz? Peygamber Efendimiz'den biliyoruz. Peygamber Efendimiz'den biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in nesi delildir? Ümmi oluşu. Ümmi oluşu. Delil değil tam. Mucizesi. Alim oluşu da değil. Çünkü alim olanlar da var. Ümmi oluşundan bazı şeyler olabilir. Ümmiden, amadan, körden bir şeyler çıkabilir. Yani bir benzeri falan olabiliyor. Ümmi. Yani genel baktığım zaman. Mesela Rusya'da bir kadın kör parmağını şu ucuyla görüyor. Nasıl oluyorsa oluyor. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sıdkı mucizesidir. Mucize yok hiç kimsede. İstediği oluyor. Yağmur istiyorlar. İndiriyor. Kes diyor. Kesiyor. Böyle bir şey yok. Peki böyle bir seyyar galakside, böyle bir sistemde adamın bir tanesi çıktı. Genel bakıyorum yani. Diyor ki ben diyor sana uymadan önce çocuğumu gömdüm. Vicdan azabından kurtulamıyorum. Madem peygambersin söyle dirilsin. Ne zaman gömdüm? Falan tarihte. Şimdi kemikleri ancak var. Ne yapması lazım? Haşa kendisi uydursaydı. Dur bir dakika ya ben şey yani o cennete gitti ya sizi bekliyor ya şimdi. Yani şöyle falan bir sürü tevil yapacak. Gel gidelim diyor. Nasıl rahatlıkla gidiyorsun? Geliyorlar. Ordu susuz kaldı. Tamam ne yapacak yani? Nerede bulacak? Şimdi artezen mi vuracak şimdi? Dua et insin. Onların imanına bakın. Söylersen kainatın patronu indirecek. Peki ya inmese? Ya bir talep etti yok. Yanında talep ediyor. Elini kaldırdı. Ya Rab su ver diyor. Vermiyor. Çocuğum öyle. Yok. Ne olacak? Yani bu galaksi samanyolunda böyle. Dünyanın o hiç sayılacak bu sistemin içerisinde bizzat elini kaldırıyor. Yağmur iniyor. Elini kaldırıyor. Çok selsel oldu. Bir de bakıyorlar dışarı at gönderiyor. Mütecaviz olmadı. Tecavüz etmedi. Ordumuzun içinde kaldı diyor. Genel değil. Parmağından su akıyor. Münafık da içiyor. Gene münafık. Aklım almadı bir şey yani. Münafık. Yanında münafık var. Onunla namaz kılıyor. Onun ahlakını görüyor. Parmağından su akıyor. Su içiyor. Kabını dolduruyor. Hala münafık. Ya bir tuhaf bir alem ya. Nasıl olabiliyor? Parmağında su içiyor ya. İçmiş yani. Münafık. Böyle işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi, ümmi oluşu, ahlakı, inandığı bir şeyi yaşaması gibi 40'ı aşkın mucize var. Ama en belirgini elini kaldırıp su inmesi, parmağından su akması eşi yok.
mucize. Böyle bir zatın elinde bir Kur'an, yani bir eser var. Özel, en büyük özelliği defivani oluşudur. Aniden geliyor. Kütüphanede yazılmamış böyle masa. Getirin o kitabı, onu şey yap. Sen o dosya, sen Babilleri, sen Asurları, sen Lidyalıları, sen Bizans'ı, sen Roma'yı araştır dosyayı getir bana. Ondan sonra onların tarihlerine bakacağım. Geçmişe ait ayet yazacağım. Başka nasıl yazılacak? Geçmişe ait dosyalar bana getirilmese ben geçmişi nasıl hükmedeceğim ya? Geçmişe ait tak tak söylüyor. Hem de ani ve defi. Yani bir araştırma yok. Pat diye geliyor. Ne zaman geleceği de belli değil. Kütüphanede değil. Ya devenin üstüne ya hurmada ya yatarken. 40'ından biri uykuda gelmiş. 40 cüzünden bir cüzü vay uykuda gelmiş. Uykuda ancak bize kimler geliyor belli ya. Demeye gerek yok. Bize uykuda kimler geliyor? Basıyorlar değil mi bazen? Yap. Böyle bir zatın elinde ümmi bir zat, Arif'in dediği, ümmi bir zat bir anda emir, bu budur diyor, bu da budur. Nereye göre? Birbirlerine eşeği kıyasla bilinemez. Elmayı gösteriyorum. Bu nedir? Ayva değildir. Bu izah değil. Elmayı armutta, armutu güneşte, güneşi taşta kıyas. Yani eşya şu odanın içerisindeki eşyayı birbirine kıyaslayarak izah edilemez. Bu nedir? Yastıktır. Bu ampul değildir. İnsana göre nispet edilir. Bunun dışında bir şeyle izah edilir burası. İşte dünyanın ne olduğunu, dünyayı yorumlayan, dünyanın dışında olan ahiretle izah ediliyor. Oraya göre yorumluyor. Mihengi nokta o. Mesela Adana'ya kaç kilometredir? Nereden diye sorarlar değil mi? Nereden ama? Şimdi dünya nedir? Nereden, nereye göre nedir? Şu, gidecek olduğun yere göre. Bak burası gidecek olduğun yere göre böyledir. Bu geldiğin yere göre böyledir. İki yönle izah ediyor. Geldiğin yere göre, gidecek olduğun yere. İşte emir ve nehir oralara göre yapılıyor. Yapma, gitme, yap, de. Deme, ver, vermeyi oralara göre, oradan yapılıyor. Oradan yapılıyor. İrşad, kasas, emsal, ahkam ve marif ilahiye, ulumu kevniye, sifo değil ki mesela dünyadaki hadiseler, dağları diyor sabit zannedersiniz, yani sen hatırıma gelen. Oysa yürüyor. 1400 sene önce bu denilecek şey mi? Yani dağları sabit zannedersiniz diyor. Oysa yürüyor. Bu olur mu ya? Dinle ne alakası var bunun? Din niçin olsun? Dağlarla ne işi var? Adam Uhud Dağı'nı görüyor. Şimdi adamın gözünü gördüğüne diyorsun ki bu yürüyor. İnkar etmesine sebep ya. Nasıl yürüyor ya bu adam? Asırlardan beri burada yaşıyoruz biz ya. Tamam senin ne işin var yani? Din ne olacak? Hadi alalım, gasp edelim. Zengin olalım, alalım şunu bunu, fethedelim. Din böyle ya. Tuvalet adabında bahseden bir Karl Marx, Hegel vesaire var mı ya? Bir felsefeci var mı tuvalet adabında? Nasıl tükürülür, ne yapılır? Ve buradan tükürmeden, tuvalet adabından dağın yürümesinin semaya diyor ki, kainatı genişlendiriyoruz diyor. Senin ne işin var ya? Yani dinle ne alakası var ya? Demek ki din hayatın yorumu. Yani öyle emir yap yapma de demek gibi değil mi? Ne diyor? Ulumu kevniye. Yukarıya diyor çıktıkça diyor. Yese diyor. Boğazı sıkılırcasına olacaksın. Yani oksijen azalıyor diyor. Oksijen mi desin yani? Ne desin ya? Yani yukarıya çıkan boğazı sıkılırcasına boğulur diyor. Oksijen azalıyor yani. Yani haber veriyor. Ulumu kevniye ve kavanin kanunlardan bahsediyor. Fıtrattan bahsediyor. Mesela psikoloji şeylerini tutuyor Peygamber Aleyhisselam. Yapmayın diyor. Tebessüm edin diyor. Sadakadır diyor. Şimdi söylüyorlar. Gülün diyor, güldürün diyor. Memnun edin, memnun olasınız diyor. Memnun etmeden memnun olamazsınız diyor. Şu anda son şeyi. Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı'nın kaydesini söylüyorum. Şu anda
Yani yaklaşık olarak bir iki aylık bilgim bu benim. Mutluluk eskide mutlu olun, var çat patlasın ne yaparsanız yapın. Yeter ki mutlu olun. Yani nereye kırarsa ne yaparsanız, şimdi öyle demiyor. Mutlu olmak istiyorsanız mutlu edin diyor. Yeni yeni bu. Oradan Kanada'dan bir bilim adamı, bir nur talebesi bana. Abi yeni diyor ya. Ben diyor şey seminerlerine gittim diyor. Mutlu olun diyor. Allah Resulü ne diyor? Bunu söylüyor. Allah Allah. Çok acayip ya. Mutlu edersen onlarla beraber yaşadığın için mutlu olacaksın. Bir evde düşünün. Çocuğun, eşin, annenin, çocuğun, evladın dişi ağrıyor. Sen rahat yatabilir misin? Onlar mutlu olmadan sen nasıl mutlu olursun? Sen onlar açken nasıl tok yatarsın? Ondan sonra kavanin şerait-i hayatiye-i şahsiye. Yani yemeği diyor üfleyerek yemeyin. Yatağa da şöyle yatın. Banyoda şöyle olun. Tuvalette böyle oturun. Sabah kalktığınız zaman açın şeyinizi, semaya bakın. Yere de bakmayın. Yani kavanini şahsiye, kavanini hayat içtimaiye bahsediyor. Ondan sonra hayat içtimaiyeye, yani böyle yapmayın diyor. Ta faizinden, rüşvetinden, davranışlarına kadar bizi aldatan bizden değildir. Kaydeler getiriyor. Hayatı kalbiyeye, kalp nasıl çalışır? Hayatı maneviye, yani içsel alemin birbirine çalışan, çatışan ve çelişen duygular var. Demi, ver, verme, vur, vurma, ve al, alma, git, gitme, birbirine çatışan duygular yok mu? Var. Hangisinin için doğru? Nasıl kontrol edeceğiz onu? Çıktı o. Bugün beynin asiti diyorlar. 5 tane hastalık. Oysa 1400 sene öncesi. Beynin 5 tane asiti var. Kin, nefret, öfke, haset, gadab. Buna beynin asiti diyorlar. Din diyor ki hayır. Bunlar nimet ilahiyedir. Bunların ifrat ve tefriti asit. Eğer kin, nefret, öfke, adavet olmasa insan olamazsın. Namusunu koruyamazsın, vatanını koruyamazsın. Haset olmasa ilim gayretin olmaz. İfratları, yani gençler olduğu için söylüyorum. İfrat şu, aşırılık, abartma, lakayt kalma, tefrit. Ortası, mesela haseti yapayım. Haset kıskanmak. İfratı, abartması şu, onda olmasın da bende de olmasın. Ortası onda olsun, bende de olsun. Onda var, ben de yapayım ya. Ama onda da olsun. Tefriti bende olsun, onda olmasın. İfratı berbat. Bende de olmasın, onda da olmasın. İşte bu asit. Vasatı ne? O olmasa onda da olsun, bende de olsun. Yükselelim. Yani onda var. Bende niye yok ya? Ben de alayım ya bunu. Ben de yaparım. O becerdi. Bir tanesi bu diyor ki bana telefonda. Abi diyor, bu işin zembereği nedir bu işin? Risale, bu tahkik yapmanın. Vazgeçmeyeceksin. İsrar edeceksin. Peygamberimiz öyle demiş. Rabbinizden bir şey ısrarla isteyin. Demek ki hayat-ı maneviye, yani şeyi anlatmaya çalıştım. İçsel, deme, vur, vurma, birbirine zıtlaşan duygular var. Neyle kontrol edeceksin? Hangisi nedir? Hangisinin için doğrudur? Öyle ya abiler. Hangisinin için doğru? Bazı bir öfke var ki nimettir. Onu nasıl kontrol edeceksin? Ya bu, ha bu budur. Vesveseyi. Vehmi. Ne yapacaksın? Yatamıyor ki. Yani vesveseyle vehmi, düşünce bozukluğu, yani çeşitli düşünceler düşünmek nimet iken aşırı mübalağa etmek psikolojik bozukluktur. Dışarıya saldırgan olur o düşünceler. Düşüncelerin tefriti ise içe dönük olur, hiç kıpırdamaz, odadan çıkmaz. Ya bunları nasıl, hangisi, hangi mertebenin için doğru? Nasıl söyleyeceksin öyle? Ha, bu budur, bu da budur, bu da budur, bu da budur. Bunlar söylüyor.
Nereden bileceğimi? Demek ki birisi olması lazım içeride dolaşan. Yapma. Aa, şuraya kadar yap. Bunu da buraya kadar yap. Yani sanki radyo şeyin çevirir gibi. Sonra hayat-ı maneviye. Mesela bugün tıpta cin ve şeytan kabul edilmediği için onların yaptığı, vesile olduğu hastalığı ilaçla çözmeye çalışıyor. Paso ilaç ver. 7 seneden beri ilaç içiyor. Niye, düzelir mi? Düzelmez. İstersen 70 sene olsun. Çünkü sonuca bakıyor adam tıp. Neye bakıyor? Kendimi iyi hissetmiyor. O zaman serotonin maddesi, dopamin, bas maddeyi kendini iyi hissetsin. Peki tesir gidince gene aynı. Yani bak da nereden kaynaklanıyor bu? Ya seyrettiğimiz videolardan, ya insanlardan yüklendiğimiz göz veya ervah habise cinler. Onları bilmeyince çözümü de bulamazsınız. Çözüm şöyle olur. Şimdi bir doktora gitsen, dese ki psikolojici sana, tahmin ediyorum ki, ümit ediyorum herhalde, muhtemeldir, hastalığım budur. Hem bu tahmin ettiğim hastalığına zannediyorum ki ilaçta bu olabilir. Sen o ilaç kullanır mısın? Şüphe. Kur'an'ın gidişatı o kadar beni etkileyen en büyük özelliklerin bir tanesi ciddiyetidir. Böyle böyle yapmıyor. Bu budur diyor, bu da budur. Bu adam budur, bu da budur. Evirip çevirip kıvırmıyor. Her şey net. Bu budur, bu da budur. Bu da budur, bu da budur. Çok rahat. Miracı saklamak istedi biliyor musunuz? Allah Resulü nasıl diyeyim ya dahin? Lan insanlara şimdi desem ki bu gece ben Mescid-i Aksa'ya gittim. Sonra oradan da semalara gittim. Sahabelerin imtihanı buydu biliyor musunuz? Nasıl diyecek şimdi? Bu denilir mi ya? Ben şimdi desem ki arkadaşlar ben dün akşam neredeydim biliyor musun? Oradan kalktım gittim Kabe'ye. Oradan ustadla görüştüm. Tamam olur. Oradan da geçtik ahirete. Tamam. Ben gidip gelem. Yok. Ben gittim. O toplantılara katıldım vesaire. Yani helal. Abi cam açık mı yattın derler. Ben deyim. Üstü açık mı yattın? Üşüttün ya. Ya Miraç kolay bir şey mi ya? Sahabelerin imtihanı Miraç'tır. Açlık değil. Kılıçla değil. Sahabelerin Miraç o. Şimdi bu insanın içsel alemindeki bu duygularına, fikirlerine istikamet vereceksin. Abartmayacaksın. Lakayt kalmayacaksın. Orta. Yani ifrat, tefrit yapmadan vasatı bu içsel duyguları. Ya ne diyor bak. Adam komplesini diyor, duman ediyor. Kin, nefret, adavet, haset, kavgacılık diyor. Bunlar beynin asitidir. Bunlar olmaması lazım. O zararlı olan bir şey Allah niye yaptı? Kin nasıl kaldıracaksın? Kaldırmak lazım diyor. Kaldırmaya savaşırsan ne oluyor? Sıkıntısı çoğalıyor. Sıkıntısı çoğalıyor. Çünkü niye? Olmayacak bir şeyi olacak zannıyla mücadele ediyor. Kin kalkar mı insanda? Nefret kalkar mı? Öfke kalkar mı? Ha? Kalkar mı yani insanda? Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Olmayan kara kedi. Karanlık odada arıyorsun. Neyi arıyorsun? Olmayan kara kedi karanlık odada arıyor. Şimdi kin ve nefret, öfke, gadab, hiddet, haset kalkması lazım. Nasıl kaldıracaksın? Böyle bir şey olur mu? Onlara nimet ilahi diye bakamaz. Onların vasat istikametine koydun mu insan insan oluyor ya. Gayret de geliyor. Sonra hayat-ı maneviye, hayat-ı uhreviye. Ya mesela diyelim ki hepimizde bek arzusu yok mu? Ebed arzusu var. Ölmek istemiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Hasta olmak istemiyoruz. Hepimiz böyle değil miyiz? Ama hepsi var. Neyle izah edeceksin? Hadi felsefeyle izah et. Felsefe buldu gençler. Ölümü nasıl bulmuş biliyor musun? Bilerek söylüyorum ha, o dünyayı da çok iyi biliyor. Eğer sıcak olduysa bir camı şey yapalım. Bir açın bakalım bir yerden. Veya oradan aç. He, oradan aç bak işte. Felsefe nasıl bulmuş biliyor musun? Vallahi ben de dedim ya, bunun ehli söylüyor. Neyse konferansın yerini söylemeyeyim. Yani yeri söyleyeyim ben.
Bursa Uludağ'da şey yapmışlar, kamp yapmışlar, dev adamlar, filozoflar. Bir Avrupa filozofu, Asya filozofu, Çin filozofu, hepsi bilerek söylüyorum. Ölümün çaresini şöyle demişler, bulmuşlar. Bir filozofun şey cümlesi, o damgayı vurmuş. Ölmeden önce korkmaya gerek yok, daha ölmedin diyor. Sıkıntı yok. Öldükten sonra da zaten ölmeyeceksin, ölmüşsün. Sıkıntı yok diyor. Çözmüş, görüyor musunuz? Ölmeden önce sıkılmaya gerek yok ki. Niye korkuyorsun? Daha ölmedin ki. Ha, öldükten sonra da korkmaya gerek yok. Zaten korkmaya senin yok. Ölmüşsün. Ha? Kesin çözüm vallahi. He. Ama insandaki acabalar ne olacak? Yani ya varsa oraya karışmam diyor. Ya varsa insan istiyor ya ebed arzusu. Bir anda her yerde olmak iste arzusu. Olmayan bir şey ister mi? Diğer filozof da böyle diyor. İnsan sonsuzluk istiyor. Yani ben diyor narkozu yesem hastanede diyor. Narkozda olsam ben hatırlamıyorsam diye acaba bende bek arzusu yok olur mu narkozda diyor. He Salih, hastanede narkozu verdiler. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Sende bek arzusu yok mu olur şimdi? Sen şu anda hissetmiyorsun. Uyanınca duman edecek seni gene. Hayat-ı uhreviye gibi umum tabakayı kelamiye ve marif-i hakikiye ve hacat-ı beşeriye delaletiyle. Yani insanın isteği, içsel alemi mi de istiyor? Cevabı mı elma. Kulak istiyor, cevabı ses. Göz istiyor, şekil ve renkler dünyası. Akıl istiyor, düşünce. Kalp istiyor, sevmek. Ruh istiyor, ebed. Nerede bulacağız? Cevap vermesen dünyanı cehenneme çeviriyor. Hedef göstereceksin adama. Gençliğin böyle dönemlerini yaşadığım için ben de biliyorum. Ebed falan. Hatırımıza gelmiyor. Ama sonra el fren çek, takoz koyduğu zaman ya hastalık, ya musibet veya yaşlılık haberi geldiği zaman Allah Allah, hey ya. Ne yapacağız lan şimdi? İş işten geçti, gençte gitti. Bundan sonra ne yapacak? Özden ne yapacak ki bundan sonra? Yapsan ne olur? Zaten yapmamışsan belin eğilmez. Yapmak istesen de yapamazsın. O geçti. Adam ne diyor biliyor musun? Adam diyor ki, ben biraz işim bu olduğu için, Hasan hocam diyor, Nur talebesi değil, yeni inici. Dün akşam nerede yattın dedi. Dedim yatakta yattım. Bu adam Libya'da ihale alan adamdı. O baraj yapan adammış. Şimdi değil de öyle bir adam. Libya'da ihale yapan adam. Yani ihale almış, baraj yapıyor. Türkler gidip çalıştığı şirkesine. Bu adam. Topal adam. Dedi ki dün akşam nerede? Yatağa yattım dedim. Hayır dedim. Bunlar ne diyor? Ne demek istiyorsun? Ben diyor dün akşam hiç yatamadım dedi. Balkonda geçirdim dedi. Kahve, çay falan. Niye dedim? Ya dedi, bir başladı dedi bende garip bir duygu. Nedir diye soruyorum. Ya her şeyim var ama mutlu değilim. Aha öleceğim. Aha canım çıkacak. Aha kimse beni göremeyecek. Aha gittim. O şey yapın. Ben dedi hiç yatamadım dedi. Ve hala korkuyorum. Bunu siz nasıl çözdünüz diyor. Dedim ki Metin abi şaşıracaksın ama biz ölümü seviyoruz. Olamaz dedi ya. Ciddi olamazsın dedi. Konferansta tanıyor beni de. Ciddi olamazsın dedi ya. Vallahi ölümü seviyoruz biz dedim. Şimdi sevdiğin bir şeyden korkmazsın ki. O korktuğu şeyden kaçmaya çalışıyor. Ama korktuğu şey kendisinde. Nasıl kaçacaksın? Kendin kendine kaçabilir misin? Düşünebiliyor musun? Seni mutsuzluk yapan senin düşüncelerin. Sana sıkıntı veren senin vesveselerin. Sana darlık veren senin yapın. Nasıl? Nereden kaçacaksın? Hadi köpekten kaçarsın. Yağmurdan kaçarsın. Duygu ve düşüncelerinden nasıl kaçacaksın? Çare benim, dert de bende. Kaçmak isteyen benim, kaçıran da benim. Dert bende, derman bende. Korkutan benden, korkmak istemeyen de bende. Üreten de benim, cevap veren de benim. Soran da benim, cevap üreten de benim. Nasıl olacak şimdi?
Yani sen bugün size gece birisi bir şey mi dedi ya? Niye korku geldi? Ay öleceğim. Kim diyor? Birisi konuşuyor işte bizimle. Bir başkası olsa kaçarız, o evi terk ederiz ama kendimden nasıl kaçacağım? Kendimden nasıl kaçacağım? Kendimi nasıl susturacağım? Kendimi nasıl memnun edeceğim? Kendimle nasıl barışık olacağım? Kendimle nasıl beraber yaşayacağım? Kendimi nasıl seveceğim? Önce işte bu dinler söylüyor. Adama bak, görüyor musun? Hayır, Metin abi senin her şeyin var dedim ya. Senin bir kat terpille dört zerrin dedim. Bütün sıkıntı psikologları senin dedim evine getir ya, geç dedi ya. Onlar başta hasta, bizi hasta ettiler dedi. Kendileri hasta diyor. Hakikaten siz seviyor musunuz ölümü dedi ya, siz diyor bana. Ya. Tabakayı kelamiye ve marif-i hakikiye hacat-ı beşeriye delaletiyle insanın ihtiyaçlarını, mesela Kur'an diyor ki, vaat ediyor. Böyle böyle bir hayat ahirette. Fıtratınıza bakın bakalım, reddediyor mu fıtrat? Beka istiyoruz, var diyor. Mesela Kur'an'ın vaat ettiğini dizin böyle, dizilmişler. Hangisini fıtrat reddetmiş? Cehennem istemiyor, cehennem var diyor. Tamam biz de istemiyoruz. O da diyor ki ben de zaten girmeni istemiyorum diyor. Ebed var diyor, altından nehirler akacak köşkler var diyor. Nasıl var ya? Yani ev var ama temel yok, altında nehir akıyor. Nasıl bir şey? Bir anda her yerdesin, hiçbir yerde değilsin. Hiçbir lezzete alışma yok, ölüm yok. Bunu işte söylediklerimin delili senin fıtratındır diyor. Hacat-ı beşeriyenin delaletiyle, işaretiyle cami olmakla beraber bu kitaplar huzma şiite, lima şiite, yani istediğin her şey için Kur'an'da her ne ise istersen al. Ne istiyorsan var. Delili de hiç kimse mukabele edemiyor. Onun sahibi, vesilesi olan peygamberde de mucize var. Onun benzerini yapamıyorsun. Ya ifade ettiği manada o derece doğruluğuyla makbul olmuş ki ehli hakikat mabeyninde duru bu emsal sırasına geçmiştir. Ehilleri karşısında hiçbir şey yapamamış. Mesela felsefede aklı yorumlaya çalışmış. Hiç kimse bu haktır dememiş. Felsefede bu haktır. Yani bu sonuçtur, budur. Denilemez, felsefe değildir o. Bu ancak din olur diyor. Felsefenin söylemi bu. Yani bu şudur. Bu haktır, sonuçtur denilemez. Çünkü niye? Hiçbir şey sonucu yoktur felsefede. Devamlı üretkendir. Yani devamlı çözümsüzlüğe itiyor. Düşün de düşün. Teori. Teori, devam. Mesela şu anda psikoloji hastanelerde psikoloji bölümü var ya, bölüm. Dallarıyla beraber. Bunların kurucularından Jung'la şeydir. Nedir o? Freud. Freud. Adam... Şimdi dini yok Freud'un, Jung'un öyle değil. Diyor ki her şey cinsellik, yani şey şehvettir diyor. Şehvet mi? Cinsellik değil. Aşırı istek. Ne istiyorsanız diyor, kabataslak söylüyorum, yaparsanız mutlu olursunuz. Ne istersen daha beter oluyor adam. Adam barajı var ya, parası her şeyi var. Altın arabası var ya, şoförü var ya. Kulübede bekçisi var adamın. Villasında adam bekliyor. Her şeyi var. Niye mutlu değil? İçini nasıl susturacak? Dozerle mi? Baklava yiyerek içindeki sıkıntı kalkar mı? İkide bir elbiseyi değiştirerek mutlu olabilir misin? Düşünceni neyle? Bıçakla mı keseceksin? Nasıl susturacaksın? İşte ayat-ı Kur'an'ı öyle bir camiyet var ki, yani öyle kuşatıcı ki burayı orayla izah ediyor. Bir tarafını. Yani dünyadaki bazı şeyleri ahiretle, bazı şeyleri gaybla. Yani ruhla geldiğimiz alemle, gidecek olacağımız alemle izah ediyor. Felsefe ise eşyayı birbirlerine kıyas ederek düşünüyor. Birbirini kıyas ediyor. Acayip, yani
kısır döngünün içinde. İsabet etti. İsabet ettiğini kim demiş ki? O zaman ettiğini kim diyecek? Diyelim ki ben bir şey söyledim. Bunu söyledim. İsabet ettim. Aferin lan, isabet ettin. Bizden üstün bir makamda onaylanmasa isabet ettiğimi nereden bileceğim? Mucizesi olan diyecek ki tamam. Niye inanıyorum ona? Bende olmayan özelliği var. Görmüyorum ama birileri kendisini bununla bana gösteriyor. Peygamber. Allah kendisini peygamberle gösteriyor. Var mı diyor? Var diyor. Delil ne? Bak parmağımdan su akar mı? Akmaz. Akacak şimdi. Bak şunu da görüyorum ya. Ha tamam. Güneş var. Şu anda ışık var mı abiler? Dur bir dakika size söyleyeyim. Oraya mı bakacağım? Ha var işte. Işık parmaklarıyla güneşi gösterdiği gibi eline su akıyor. Adam onunla neyi gösteriyor? Kainatın patronu var. İstediğim yapıyor diyor. Ben kainatın patronuna çalışıyorum diyor. Nereden bileceğiz? İstediğimi yapacağız. Söyle bakalım. Ağaç gelsin diyor. Geliyor. Allah Allah. Şimdi düşünün. Sen orada olun ya. Ne olur ya. Bu hayal bir kurun ya. Şimdi orada bulunuyorsunuz. Bir adam ağacı çağırdı geliyor ya. Ağacı çağırdınız geliyor. Çağırdı. Böyle bakıyorsun. Yara yara geliyor. Tafsilatını Badr abi'de okudum da Resul şöyle diyor. Adam Ebu Cehil gelmiş. Ya Muhammed madem peygambersin her şeyi tanıyor seni. Ağacı çağır gelsin dedi. Ama dur diyor. Acaba sihir boyamadır diye peygamber aleyhissalatü vesselam önüne adamlarını koydu 2-3 tane. 2-3 tane de şu ağacı gelecek ya ağaç. Oraya sarıldılar. Sarılınca da böyle sürükleyecek. Hadi çağır gelsin dedi. Adamlar sürükleniyor görüyor. Patron diyor, sürükleniyoruz diyor tutanlar. Düşünebiliyor musun? O adam ağaca sarılmış, ağaçla geliyor. Bak şimdi o adam. Diyor ki, söyle tekrar yerine gitsin diyor. O adam gene sürükleniyor. Arabaya asıldın ya. Ağaca asılmışlar ya. Bakalım doğru mu? Sonra diyor ki, yetmiyor bu alçağın. Çukur insan. İkiye böl dedi. Yarısı sana gelsin, yarısı oraya gitsin diyor. İkiye bölüyor. Ondan sonra elini sürüyorlar. Hakikaten bölünmüş. Sonra yapışsın diyor. Tamam. Şimdi o sürüklenen adam ne acayip sihirbazsın diyor. Sihir olsa göz boyanır. Realite olmaz. Hadisi olmaz. Ne acayip sihirbazsın. Yani göz boyalanır. Ama sen sürüklendin. Ayak izlerin de var. Hop gidiyoruz. Bir kişi değil üç kişi. Lan acayip olurdu ha. Peygamber mucizesi gidiyor. Ulan acayip ya. Nasıl bir kafir ya. Kaliteli bir kafir ya. Sürükleniyor ya. Bu adam diyor ki ne acayip bir sihirbazsın diyor. Ya demek ki ne yaparsan yap iman etmeyecekse etmez. İman edeceği mucizeye gerek yok değil mi? Yok. Arkadaşlar, gençler. Biz iman etmek için iman edeceğimiz kadar delil bulduğumuzdan değil. Anne babamızdan doğduk. Yani bakın iman edecek kadar delil bulduğumuzdan, ikna olduğumuzdan iman etmediğimiz gibi iman etmeyenler iman edecek kadar delil bulamadıklarından değil. Ne peki ya? Niyetleri yoktu. İmana niyetleri yoktu. Ebu Cehil ne dedi biliyor musun en son? 30 küsur defa gitti. Ya Muhammed diyor. Sıfatıdır Ebu Cehil. Aslı Ömer. Ömer'ül Hişam'dır. Ömer'ül Hattab değil. Diyor ki, bak adam şeyi biliyor, Allah ahireti biliyor. Ahirete gittiğimiz zaman Rabbine diyeceğim ki, bana geldi, tebliğ etti, bunun suçu yok. Artık benim peşimi bırak, daha bana gelme diyor. O zaman bıraktı bu namussuzu. Düşünebiliyor musun? Tamam diyor, ben daha bana geldi ama ben iman etmedim. İman etmek de kadar güzel bir şeymiş ama zormuş demek ki ya. Oradan anlıyor. O kadar imtiyazı yok ha Ömer'in, hatta bunun Ömer'iyle, Ömer'in Hişam'ın. İkisi de aynı Ömer. Bugün derste işlendi. Allah Resulü diyor ki ne kadar eşit ki. Ya Rabbi hatta bunun Ömer'in, Ömer'le İslamiyet'i aziz et demedi. Ya Rabbi şu iki Ömer'den bir tanesiyle İslamiyet'e aziz eyle dedi. Bak görüyor musun? Demek ki bakışta eşit. Birbirinden üstünlüyor. Mesela 7 tane okuma yazması olanlardan
Bir tanesi o Ebu Cehil, o Ömer. Bu işte hakperestlik, o alim yani üstün. İkisinden bir tanesi. Şunu demiyor ama. Hatta bu Ömer'ini bana ver demiyor ya Rabbi. Demiyor. İki Ömer'den bir tanesi. Demek eşit. E niye peki o etmedi de o etti? Niyeti var. Niyeti var. Niyeti? Abi o gidince söyleyeceğim diyor ya. O iman etmiş olmaz değil mi? Yani... Yok. İman etmesi için ikrar edecek. Ben gidince söyleyeceğim demeyle iman olmaz. Yani, ne demesi lazım? Sen eğer diyor bak gittim sen bana sorarsa böyle diyeceğim diyor. Sen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiyor ki. Peygamberin iman etmiyor. İnandığından değil mi? İman intisaptır diyor ya. Evet. Hiçbir şey yok. Yok. Ama ne acayip bir şey. İyi ki de bilmişiz ha. İnşallah Allah imanımızı da kavi eder. Son nefesimize kadar mukayyet eder. Yani imanımıza mukayyette, imanınızdan korkuyorsak ki korkuyoruz gider mi diye şöyle ben dediğimi tekrar edin. Ya Rabbi imanımıza mukayyet değiliz. Emanetçilerin en hayırlısı sensin. Ya Rabbi imanımızın mahiyeti hakikatını sana emanet ediyoruz. Biz imanımızı koruyamayız. Sana emanet ediyoruz. İmanımızı sana emanet ediyoruz. Emanetçilerin hayırlısı sensin ya Rabbi. Amin. Hah, şimdi şeytan gelse imanı gitti. Bende değildi ki. Bende sureti veya kanuniyeti var. Hakikati mahiyeti onda. Git ondan al. Gördün mü? Ayırttık. Aynen öyle. Ya Rab. Diyecek ya imanın gitti. Çalacak. Nasıl çalacak? Allah da iman. Emanet ettik. İmanımızı emanet ettik. He? Emanet. He tabii emanetin en hayırlısı Allah'tır. Ya Rab. Acaba aldı mı? Almasaydı dettirmezdi bize. Söylettirmese söyleyemezsin. Sevdirtmese sevemezsin. Niye söylüyor? Liyakatımız var da Cenab-ı Hak nasip etti. Allah kabul etmeyeceği duayı mümin kulunun ağzına vermez. Bu da hadis-i şerif. Ya Rab imanımıza mukayyet değiliz. Korkuyoruz. İmanımızı sana emanet ediyoruz. Amin. Tamam. Şimdi geldiği zaman Mehmet ya imanın gitti. Ben de değildi ki. Ben de sureti var. Aslı orada. İstediğim kadar fotokopi çekelim. Ya. Bir tanesi dedi ki ya biraz uyanıktık. Uyanık Müslüman saf olur mu ya? Uyanık olacaksın tabii. Ben kaza orucuma başladığım zaman şöyle uyanıklık yaptım. Ya Rabbi kaza namazıma başladım. Samimiyim biliyorsun nasip et. Bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazadan hesap sorma. Amin dedik. Söylettirdiğine göre Allah dua de mutlaka udun estecip lekum dua edin cevap vereyim. Ben ettirdimse öyledir. Siz de istersen edin. Ya Rabbi kaza namazlarımı bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı alırsan kazadan hesap sorma. Başlamamışsam da ya Rabbi bu akşamdan sonra bana kazaya başlat. Amin. Allah şimdi kalbinizi gönlünüze tatlılık koymuştur. Ayat-ı Kur'an'ı öyle bir camiyet var ki her derde deva, her hacete gıda olabilir. Evet öyle olmak lazım gelir. Çünkü daima terakkiyatta kat-ı meratip eden bütün tabakatı ehli kemalin rehberi mutlakı elbette şu hasiyete malik olması elzemdir. Şimdi bir kitap geldi. Tabaka devamlı değişiyor. İnsan düşünceleri değişiyor, sosyal yapısı değişiyor, ihtiyaçları değişiyor, değişiyor da değişiyor. Her zaman ona cevap olacak nasıl olacak ya? Mesela diyelim ki bir tarih noktasında adam İstanbul Üniversitesi'nde bir kürsüsü var tarih. Adam ömrünü tarihe vermiş. İstikbale değil. Ötekisi sosyolojiye vermiş. Ötekisi psikolojiye vermiş. Ötekisi doğadaki matematiğe vermiş. Ya bir insan ya geçmişi tarihin tam isabet. Gelecekteki isabet. Hadiseleri yorumlaması. İnsanın fıtratını izah etmesi. Ya bir insanın ömrü yeter mi ya? 9 ayda imal edilen şu göz anne karnında adam profesör olmuş ömrünü vermiş gözü bitiremiyor. Beşer dünyası kaç sene asırlardan beri göz için çalışıyor dibini bulamamış. Ama imal tarihi 9 ay. 9 ayda imal edilmiş. 9 ayda imal edilmiş ha?
Onlar diyorum öğrenim görmüşler, bitiremiyorlar. Hiç öğrenim görmemiş yani. Ya ne bir şey ya. Anne karnında kör sudan, kör ekmekten, karanlık karnında göz aletini yapacaksın. Bak, kör maddelerden karanlık yerde aydınlık alemin cihazını yapacaksın. Normal bir teknoloji mi ya? Benim gözüm tamiri yok da. Yok değil mi? Ya. Allah Allah. Tembel mi? Göz kapayınca. Bitti yani. Bitti. Tamiri yok. Tamiri yok. İnşallah ahirette uzun mesafeleri görürüz. İnşallah. Ya. Çok şükür ya. İyi ki Allah var değil mi? Ahiret var. Çok şükür. Bak neyle izah ettik. Gözüm görmüyor ama ahiret var. Öyle hadis var. Eğer şükrederseniz gözü görenlerden daha fazla uzak mesafeleri, kasırları sonsuz göreceksin. Elhamdülillah. İyi ki Allah var. Çok şükür. Her daim insanı besliyor. Şimdi kaç dakika oldu? 40 dakika mı oldu? Şuradan bir yerde okuyacağım, keseceğim. Vucuhum yevmeyzin naziretün le rabbiya nazira. O günde bir takım yüzler parıldayıcıdır. İfade ettiği vakıayı ebediye kadar bütün mehasini esasiyeyi, yani mesela çok insan en çok merak ettiği can nasıl verilecek, sekerat nasıl olacak, azay nasıl gelecek. Felsefe ne dedi? Ölüme bak nasıl dedi? Ölmeden önce ölümden niye korkuyorsunuz? Daha gelmedi ki. Gelsin de görsün. Uçakla havuzla uçuyorduk. Rize'den geliyorduk. Resul. Uçak türbülansa girince endişe ettim tabii. Çok fena girdi yani. Girince korktum. He havuz korktum. Niye korktun? Sen niye korkmadın dedim. Ya düştü de mi korkalım dedi. Düşünce korkarsın dedi. Aynı böyle. Düşmeden korkmak ahmaklıktır dedi ya. Düşmedi ki. Şimdi felsefe de çareyi bulmuş. Şöyle. Niye ölümle korkuyorsun? Daha ölüm yok ki. Öldükten sonra gene yaşamıyorsun ki ölümden korkasın. Bak çareyi buldu. Vay be. El alırsın adamlara. Şimdi diyor ki burada. Ta can vermekten gelenden, can vermekten gidecek olduğun yerlere kadar, vakıayı ebediye kadar bütün mebahis-i esasiyeyi ve mühimeyi öyle bir tarzda beyan eder ki, o beyan bütün kainatı bir saray gibi idare eder. Yani mesela dünyaya bu budur, bu da budur, yapma, deme, gitme. Böyle diyebilmesi için nazarında ahiret olması lazım. Mesela şöyle, bak. Anne karnında çocuğa göz yapan, dünyayı bilmese, güneş ışığını bilmese, çiçeği, elma armutu, havadaki sayfeleri, hava. Ya bu göz cihazının nerede çalışacağını bilmeyen, anne karnında karanlık alemde kör maddelerden göz yapabilir mi? Anne karnında dur, burayı biraz çevir çevirelim. Olmaz, buraya yanlış geliyor. Gözü böyle ayarlayacak, kulağı ayarlayacak, mideyi ayarlayacak. Dünyadaki nimetleri bilmeyen midenin sindirimini nasıl bilecek? Göz yapıyorsun, dünyadaki güneşi bilmiyorsun. Göz güneşin altında çalışıyor. Yani anne karnındaki organlara şekil vermek, özellik takmak, siyah İHA'lar var ya, adamlara bu özelliği takmak, wow, vay falan, insan gözü, işte gözüyle yapılıyor. Anne karnındaki çocuğa şöyle yapılıyor. Bir dakika, al 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 al, al. Tamam. Buraya yanlış olur. Yani çocuktaki ayar dünyaya göre. Mesela anne karnında ayak verilmesi mantığı yok. Darlaştırdı yani. Torbada yüzüyor. E niye ayak takıldı? Hadi izah et. Dünyasız izah et. Niye takıldı ayak? Hatta darlaştırdı orayı. Göz görüyor mu orada? E niye göz takıldı? Ses duyuyor mu? E niye kulak takıldı? Düşünüyor mu? Niye akıl takıldı? Hadi izah et. Nereye göre izah et? Gidecek olduğu aleme göre takılmış, ayarlanmış. Demek ki böyle böyle yürünecek bir yer var ki. Ha dur bir dakika. Burada ayak lazım. Takın lan ayak. Buraya göz lazım. Takın. Kulak lazım. Aynen bu madde organlar gibi. İnsanın ruhundaki ebed arzusu, sonsuzluk isteği, bir anda her yerde olma istidadı ahirete göre takılmış. Oraya göre cihazlanmış. İşte bunu diyor. Vakıat ebediye kadar bütün mebahis esasiyeyi ve mühime öyle bir tarzda beyan eder ki, o beyan bütün kainatı bir saray gibi idare eder. Ve
dünyayı ve ahireti iki oda gibi açıp kapayan. Kur'an nazarı şöyle. Dünya, ahiret, iki oda. Şöyle bir salonda durun. Bu odayı da görüyor, bu odayı görüyor. Ha. Ama bu odadaki bunu görmüyor, bu da bunu görmüyor. Ama burada duran yapma. Bu odaya göre şey yapıyor. Bir dakika, şunu şöyle yap, tamam buraya uygun olacak. İşte Kur'an'da sanki dünya ve ahiret iki oda gibi. Açıp kapayan, zemini, zemin bir bahçe. Zemini, dünyayı bir bahçe. Sema, misbahları ile süslendirilmiş dam gibi tasarruf eder. Mesela anne karnındaki çocuğa tasarruf eden nasıl dünyayı biliyor ki gözü takmış? Ahireti bilen ruha bu özelliği taktı. Dünyayı bilen de semayı süslemiş. Yıldızlarla süslemiş. Dünyaya göre değil mi arkadaşlar? Nasıl süslemiş ya? Böyle bir yerde yatmıştım da ben. Sema hakikaten ışık söndürüldüğü zaman küçük küçük kağıt ama parlayan o gece parlayan kağıtlarla sema yaldızlandı. O ışık veriyordu. O ay bir ışık gibi yapmışlar. Sana da keyif veriyor. Ha, sokaklaması gibi şey. Gece laması gibi. Bak dünyayı bilen, bizim zevkimizi bilen, en ufak bir zevkimizi böyle Mehmet kalktığı zaman sabah namazında camı açıp semaya bakacak ya, teheccüde kalktığı zaman bakacak, semayı süslemiş. Semayı yıldızlarla, zemini çiçeklerle süslemiş. Allah Allah. Dünya ve ahiret iki oda gibi yapmış. İnsanın gelişini ve gidişini tamamen detayıyla izah etmiş. Zemini bir bahçe, sema misbahlarıyla süslendirmiş bir dam gibi tasarruf eden mazi ve müstakbel. Geçmiş, geldiğimiz ruhlar alemi, gidecek olacak ahiret. Mazi ve müstakbel bir gece ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eder. Kur'an nazarı acayip. Geldiğimiz alemle gidecek olduğumuz alem sanki vaka olmuş. Kur'an nazarında öyle ayetler var ki olacak değil ha ahiret. Yanıyor, cennete girmiş. Olacak değil, olmuş, bitmiş. Kur'an'ın gidişatında bitmiş yani. Yani dünya ve ahiret gece ve gündüz gibi sema dünya aynı. Geldiğimiz alemle gidecek olduğumuz alem ikisi de bitmiş. İkisi beraber zikrediyor. Hazır bizi bekliyor. O kadar yani. Olay bitmiş Kur'an nazarına. Bak ne diyor? Mazi ve müstakbel bir gece ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eden ve ezel ve ebed dün ve bugün gibi silsile-i şuunatın iki tarafı birleşmiş İttisal peyda etmiş bir surette bir zaman hazır gibi onlara bakan. Mesela bugün yaşadık. Bu dün geceydi. Gündüz yaşadık. Yarın gündüzünden şüphe var mı? Yarın olacak mı? Şüphe yok. Dünü yapan yarını da yapar. Aynı şey. İşte mazi yapan istikbali de yapıyor. Aynı şey. Ruhlar alemini yapan gel... Biz bir yerden geldik. Neyi gösteriyor? Gelme ile geldiğimiz alemin ispat olduğu gibi. Bakın bir daha. Gelme ile geldiğimiz alemi ispat ettiğimiz gibi gitme ile de gidebildiğimize göre gidebileceğimiz alemi de ispat ediyoruz. Aa yok oldu. Nereye yok oldu? Yoka gitti. Yani gitti bir yere. Sen ismini öyle dedin. Eğer yok olsa kimse bir yere gidemez. Yok ki gitsin. Ben masa var da oturdum. Eğer bir şey bir yere gidebiliyorsa gitmesiyle gittiği alemi ispat ediyor. Giden gitmesiyle gittiği alemi ispat ediyor. Onu diyor. Bir Zat-ı Zülcelal'e yakışır bir tarzı beyandır Kur'an. Nasıl bir usta bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder. Programını ve işlerinin liste ve firistelerini yapar. Kur'an dahi şu kainatı yapan ve idare eden işlerinin listesini ve firistesini tabiri caiz ise programını yazan, gösteren bir zatın beyanına yakışır bir tarzdadır. Hiçbir cihette eseri tasanu, yapmacık taklitçilik ve tekellüf görünmüyor. Olabilir ya falan yumuşak böyle ortası mı öyle bir şey yok. Hiçbir cihetle yani riyakarlık, yalan, taklit,
tekellüf görünmüyor. Hiçbir şaibi taklit veya başkasının hesabına ve onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir hudanın emaresi olmadığı gibi. Yani haşa, Allah kendisi uydurup da kendisi konuşmuyor. Çünkü söylediğine en çok kendisi uyuyor. Kendisi uydursaydı adam, ya Resulallah çocuğumu gömdüm, vicdana dayanamıyorum, dua edin dirilsin der miydi? Hadi gel gidelim. Kendi uydursaydı aşağı. Tamam ya işte yani çocuk şehit oldu da sizi bekliyor. Elini kıvıracak bir şey yapacak yani. Kendisi uydurmuş biliyor. Dua ile gelir mi? Nasıl bir iman ya? Tamam gel gidelim diyor. Nasıl diye biliyor? Ya Resulallah su diyor. Ya Ebu Bekir diyor. Yani şeydir diyor, imtihandır şöyle bir demiyor. Tamam kaplanız hazır mı diyor. Kaplanız hazır mı de. Dökün bakayım bu su. Herkes bakıyor. Dökün. Hadi bakalım. Şöyle bakıyor. Doldurun. Yayın için. Böyle bir şey olur mu? Ya bir kere benim ödüm patlar ya. Ben peygamber olsam. Yani mucizeyi görmek ayrı bir şey. Ben kendimi peygamberine koyuyorum. Gözümü kapatıyorum. Parmaklarımdan su akar. Vallahi parmaklarımdan kaçar. Ulan su akıyor. Hayal eder misin? Salih kaldırır mısın elini? Kaldır abi. Aşağı indir aşağı. Eline bak şimdi parmağından su. Su aktığını seyret. Bak parmağına bak. Su akıyor. Beyin yalar abi. Şimdi su akıyor. Diyorsun ki al, kes diyorsun kesiliyor. Adam da görüyor. Bırak o sahabeyi, bırak o kafiri. Bu parmağında su akan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı ne olur ya? Kendi imanı ne olur? Kendi elinden akmasıyla. Allah Allah. Ahmet Muhammed'e iman etti. Ahmet beşerdir. Muhammed o nuru hakikattır. Yani kendisi kendisine iman etti. Ben peygamberim. Ben peygamberim demekle peygamber olduğunu bilmekten gelen ve ona az lezzeti mukaddesesini düşün. Düşünebiliyor musun? Ben peygamberim. Kimse değil. Ben peygamberim. Ben peygamber oluşumdan ve bana has olan lezzeti mukaddesi düşün. Bir de Allah'ı düşün. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Bak şimdi biraz motorunuzu biraz çıkartayım. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan lezzeti mukaddesesini düşünün Allah'ım. Ben Allah'ım. Kur'an'da söylüyor. En Allah, ben Allah'ım diyor. Değil mi? Şimdi ben peygamber olacağım. Ona fiyakamda kimse geçilmez ya. Değil mi? Bindiğim araba değişir. Yediğim, içtiğim binalar, yataklar hep değişir. Yorganım değişir ya. Ama tam dersini. Ya çok tuhaf ya. Şimdi parmağımdan su bazen akıttırıyorum. 19. mektubu ben öyle okuyorum. Adam gelmiş savaşta, kolu kesilmiş. Bunu yapıştır ya Resulallah. Lan bu böyle bir şey olur mu ya? Nasıl bir iman? Getir savaş meydan kolu getir. Bismillah ya Fettah diyor. Tükürüyle yapışmış. Gene savaşmış. Ya o sahabenin imanı ne olur ya? Kalkıyorsun onun imanıyla benim imanım aynı. Lan ona yetişilir mi? O nasıl bir şey ya? Kolumu kesiyor. Gözü düşmüş hadikası diyor. Buraya damar tutuyormuş. Gözü düşmüş. Ya Resulallah gözüm çıktı diyor. Getiriyor. Bismillah. Fethi yapıştı. Hadi git diyor. Yani iman acayip ya. Son şartlar ama imanın da zirvesi oynanıyor her tarafta. Son şeylerimi okuyayım. Kesiyorum. Allahu Ekber. İyi ki iman etmişiz. İyi ki böyle bir peygamber var. Kur'an'da şu kainatı yapan ve idare eden ve işlerini liste ve filiste tabiri caiz ise programını yazan, gösteren bir zatın beyanına yakışır bir tarzda hiçbir şaibeyi taklit ve başkasının hesabına onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir hudanın emaresi olmadığı gibi bütün ciddiyetiyle, bütün safetiyle, bütün hulusiyle safi, berrak, parlak beyanı nasıl gündüzün ziyası, gündüzün ışığı, güneşten geldim der. Kur'an dahi ben Halik-i Alemin beyanıyım, kelamıyım der. Son bir daha okuyorum. Nasıl ki gündüz ışık parmakları ile ben güneşten geldim der. Nasıl gündüzün ziyası güneşten geldim der. Kur'an dahi ben Halik-i Alemin beyanıyım, kelamiyim der.
Ve ahir davahu men elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, böyle bir Kur'an'a talep eyle. Ulumu Kur'aniye talep eyle ya Rabbi. Kendine ya Rabbi kul, Habibine ümmet, ustadımıza talep eyle. İmanımıza mukayyet değiliz ya Rabbi. İmanımızı sana emanet ediyoruz. Emanetçilenen hayırlısı sensin ya Rabbi. İmanımızı çalmaya gelecek. Geliyor da. Ya Rabbi, hakikatinin mahiyetini sana veriyoruz. Sana emanet ediyoruz. Ama oradan da devamlı bu imanımızı bizi korumasını, basmasını, muhafaza etmesini nasip eyle ya Rabbi. Son nefesimizde imanla, Kur'an'la gitmeyi nasip eylesin. Ve onun adına ve bu hakikatin tahakkuk için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bir de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sadıkul vaadil emin ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Bütün geçmişlerimize, bütün ervaha ve hasreten Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhuna, 124 bin peygambere, 124 milyon evliyaya, usul ve furularımızın ruhları için El Fatiha temas selavat. Amin. Hasan abi, burada şimdi Allah'ı biz vekil tayin ettik. Evet, Allah vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. İmanımıza vekil. Vekil dursun. Abi. Vekil tayin ettik kesin. Çay tabii bitti. Bitti. Allah kabul etmeyeceği duayı kulunun ağzına verir mi? Haşa. Allah bizimle istihsan mı ediyor? Mesela bir misal söyleyeyim. Cenazede ey insanlar, bunu nasıl biliyorsunuz? Bunu kim söylettirdi? Allah peygamberine, ben de cenazeye söylüyorum. Şimdi Allah bildiğiyle amel edecekse niye böyle kullarına bunu nasıl biliyorsunuz diyor. Dettiriyor. Peygamber yaptı bunu. Bunu mümin ve muvahit olduğuna şahit misiniz? Cenazeyi kıldırırken Nadir abi yaptım ya. Evet. Mümin ve muvahit olduğuna şahit misiniz? Şahidiz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. 40 tane salih kul iyi biliyoruz diyorsa Allah da diyor ki tamam, sizin bu ittifakınıza ittifak ediyor. Öyle muamele ediyormuş. Allah arkamızda 40 salih Müslümanı nasip etsin. Salih böyle. Salih demek o kadar uçuk değil ha. Namaz kılan, yedi kebair işlemeyen. İşlemişse de tövbe eden. Yedi kebairi işlememiş veya tövbe etmiş. 40 tane adam. Yedi kebair, bir sayabilir miyiz abiler? Zina, içki, kat, kumar, yalancı şahadetlik, dine zarar verecek bir dalara taraftar olmak. Başka? Hukuk vali değil. Bunlar, lan, yapmışsak da ya Rabbi, dile getiremiyoruz Allah'ım. Bu kardeşlerimizde ve canlıyım. Böyle bir şey düşmüşsek, Muhammed'in hürmetine, Allah'lığın hatırına, bu dersin hürmetine bizi hepimiz affeyle. Amin. Onlardan hesap sorma ya Rabbi. Amin. Hatta haşir meydanlar ya Rabbel Alemin, sen bunu niye yaptın? Aha, sana hesap sor. Ceza vermeyeceğim ama onu bile bize hatırlatma ya Rabbi. Amin. Utandırma Allah'ı. Allah'lığın hatırına, Kur'an'ın hürmetine. Al, ya Rabbel Alemin, Risale-i Nur'un şahsı manevisi ünvanıyla, Risale-i Nur talebesi kisvesiyle bizi teris eyle. Amin ya Rabbi. Çok şükür ya. İyi ki iman etmişiz dershanemize. Hani 40 tane salih kuluna, hani Musa aleyhisselamla Peygamber aleyhisselam namaz hadisesi var ya. Ondan sonra daha peygamber gitmiyor. İşte ya, bize aslında meşvereti öğretiyor. Ve 40 tane salih nasıl biliriz? 40 tane o kalbi kırmaz Allah. Ona iman ettiği kalbi, İman edilen şu kalbi Allah'ın nazargah ilahisi. Allah bunu kırmaz. Ben diyorum ki ya Rabbi, bu Nadir abi, bu Rüştü abi, bu adamlar doğru adamlardı. Ha, özel günahlar var. Beni ilgilendiriyor. Ben bilmiyorum. Bilsen bile hasenatları fazla. Tamam. 40 kişi mi ittifak ettiniz? Tamam. Ben de öyle muamele edeceğim. Muhammed öyle göreceksin. İnşallah arkamızda 40 tane salih böyle Müslüman nasip olur ya. Ondan sonra garanti geçeriz. Bir daha ezeli ve ebedi imtihana girmeyeceğiz. Ama dünyaya tekrar geleceğiz. Kıyamet koptu mu? Cenneti gezeceğiz.
Ama diyeceğiz ki Mehmet, ya Rabbi, vallahi Tepecik'te marangoz atölyesi var. Salih diyecek ya, bir sürü binaların tesisatını yaptım. Ya Ömer diyecek ki motor yaptım ama çay tarlalarını falan Yozgat'a, Çorum'a, Çankırı'ya, Diyarbakır'a gidecek. Gitti getir. Ondan sonra ya Rabbi oraları göreceğim. Allah israf edip hiç de adım atmayacak dünyayı. Tamir edecekmiş. Bir de nasıl biliyor musun Salih? Ben memleketimden çıktığım gibi değil şu anda. Ben istediğim gibi olacağım. Beni nasıl biliyorsan. Herkes onun için bir dünya sırf gezmek için gidecek. Gezmek ha, pikniğe geç. Bakacağız vay be. Ona şu motor için namazı geç kıldım. Salih diyecek olan şu tesisat için ya ikindi biraz şey yaptım. Ama şuraya derse gittim. Şuraya derslere başlattık. Yok köylere başlattık. Tekrar El Fatiha.